Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Çok önemli müsabakalar vardı hafta sonunda Kırmızı Grup'ta. 68 Aksaray Belediyespor ve Menemen Futbol Kulübü haftanın karlı takımları oldular. Bunu belirtelim. Maçların sonuçlarına geçmeden önce ben bir hatırlatmaları yapayım. Tabii. Ardından sonuçları konuşalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Hı-hı. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Evet. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeni ve yorum yazmalarınızı özellikle rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bizi de takip etmeyi unutmayın diyelim. Başta Instagram, Twitter ve Facebook'tan. Cumartesi günü oynanan toplamda 5 tane maç vardı. Biz Van Spor 68 Aksaray maçıyla başlayalım. Tamamdır. İlk konuşacağımız maç haftanın kritik maçıydı. Ligde son haftaların formsuz takımı Van Spor kendi evinde lider 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti. Konuk ekip ligde bu sezon ilk defa 11'de başlayan tecrübeli kanat oyuncusu çok özür diliyorum. Cengiz Ötkün'ün müthiş golüyle rakibini 1-0 yenerek. Yok iyiyim şu an. Çok önemli bir 3 puan aldı. İbrahim Yılmaz gene asist yaptı bu maçta. Aynen, sol tarafa kıvrıldı, oradan bıraktı topu. Doğru. Aksaray taraftarlarının da esprili yorumları vardı. Gol makinesi diye aldık, asist makinesi diye hani çıktı diye. 7 asist oldu değil mi herhalde? 8 hatta. 1 gol 8 asist. 8 oldu. Ama geçen hafta sanki biz 6 asist diyorduk. Kulüp paylaştı 8 asist diye. Hatta evet. İbrahim'i ile alakalı paylaşım yaptılar. Gül falan vardı. Aynen. Orada makine yükleniyor falan böyle. Aksaray çok önemli bir 3 puan aldı. Hatta 3 puandan fazlasını aldı. Fazlasını aldı. Yani biz ne dedik program öncesinde? Maç öncesi programda. Aksaray kazanırsa Van Spor'u kopartır yarıştan. Ve 8 puan fark oldu. Koparttı da zaten. Van Spor da karıştı bu arada. Hatta bir haber verelim onunla alakalı. Bu bizim haberimizde değil. Van yerel medyasından bir haber. Aksaray mağlubiyetinden sonra futbolcu grubunu sert bir dille uyaran kulüp başkanı Erol Temel, Arnavutköy maçına kadar uçak biletlerini almış olan futbolcuların tüm izinlerini iptal etti. Bunu belirtelim. Van Spor direkt idmana çıktı hatta. Hani maçtan sonra da izin falan yapılmadı. Onu belirtelim. Bu bizim haberimiz değil. Hani hatta sana aynen, da biliyorum, göstereyim. Ben tamamdır. Neler söyleyeceğim maçın skoru için? Şaban Hoca ve öğrencileri mükemmel bir galibiyetle Aksaray'a döndüler. Yorumun ne olur? Öncelikle 68 Aksaray'ın galibiyetini tebrik ediyoruz. İkimiz de Aksaray tarafındaydık. Yenilmez dedik. Kaybetmez en kötü, demiştik. Evet. Beklediğimiz gibi de oldu. Çünkü Ümit Bozkurt Hoca'nın da yapamayacağını düşündüğümüzü söylemiştik. Ve beklediğimiz gibi de daha ilk maçtan mağlubiyet geldi. Bak, benim söylediğim tek bir şey var dikkat ediyorsan Van Spor'da. Özellikle çok vurguluyorum. Kesinlikle Kurtuluş oynamamalı diye 11'de. Maçtan sonra tüm taraftarların Kurtuluş'a büyük tepkisi oldu. Yani gelen ilk top gol oluyor, her top gol oluyor. İşte refleksleri ağır, işte atıyorum çok fazla böyle kalede güven vermeyen noktada duruyor falan diyorlar. Ben zaten buna hep katılıyorum. Tahsin Tam Hoca varken de söyledim. Geçen haftaki maçta da söyledim. Maç öncesi programında yani. Bu takımın kalecisi Cantu olmalı. Sen tam Kurtuluş dedin ya, ben de oradan gelecektim. Ali Türkkan mesela maçı aldı. Kurtuluş maçı verdi. Aynen. Aksaray'ın tecrübeli kalecisi Ali Türkkan müthiş bir maç çıkardı. Kesinlikle öyle. Yani ben şunu anlayamadım. Tamam, Kurtuluş'u transferin sonunda geldi. Tamam, belki iyi takımlarda oynamış olabilir ama Kurtuluş iyi bir kaleci değil ki zaten. Yani doğru. Yani Tahsin Tam Hoca ilk maç Derince maçı Cantu'yu oynattı. Kesti, ondan sonra oynatmadı. Hep Kurtuluş oynadı. Evet, hep Kurtuluş. Ama bir maçta oynadı. Kurtuluş geçen hafta Menemen sakatlanıp maçı. Çıkmıştı zaten. Menemen maçında yani, daha doğrusu sakatlanıp çıkmıştı. İzmir'de. Bu maçta da yine aynı şekilde Ümit Bozkurt takımın başına geliyor. Cantu'yu oynatmıyor, Kurtuluş oynatıyor. Bak, yine puan kaybettirdi. Ben de anlamadım vallahi. Niye Cantu bir anda? Hani Cantu böyle anormal gol yer bir iki tane, kulübeye çekersin anlarım. Ferhat Kaplan'ın yediği gibi Batman'da yani. Çektiler saçma hemen. Sapan gol yersin tamam, ama
Can Tuğ'un Derince maçında yediği golü 100 kalecinin 90'ı yer. Çünkü 6 pasın içinde kafa vurdurdun. Herhalde. Bir de şöyle bir nokta var. Mesela biz bunu Efecan Bağdat'ın... Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela sporu sunuyor. Bazı maçta oyuna da girmiyordu. Hocanın şans vermesi gerektiğini söylüyorduk. Ne yaptı hafta sonu? Kırmızı kart gördü. Saçma sapan. Ben şimdi hoca kadroya bile almazsa hiçbir şey demem hocaya. Şimdi Can Tuğ için de şunu söyleyeceğim. Mesela diyelim ben oynaması gerektiğini söylüyorum ya. Diyelim ki hoca oynatmaya başladı. O da diyelim ki kötü performans gösterdi. Bu sefer de şunun için söylerim. Ben burada evet söyledim. Ama atıyorum kurtuluşta Can Tuğ'da eline gelen bu fırsatı değerlendiremedi derim. Bak bu ayrı bir nokta. Ama hoca gerekeni yapsın ya. Önceki maçları da hoca izlemedin mi mesela? Can Tuğ'un işte kurtuluşun performansını. Yani ciddi anlamda problem. Diğer bir noktaya geliyorum. Burada bas... Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Bas bağırdık transfer döneminde. Ve transfer dönemine girmeden önce şunu da söyleyeyim. Medeni Bingöl bu takımda 11 oynayamaz. Yine 11 başladı. Sağ bekte o başladı. İkinci hata. Üçüncü noktaya geliyorum ki Mert Örnek sağ bek oynama dediğimizde tüy bitti. Bu adam kanat diye diyoruz. Hala bunu göremiyorlar maalesef ki Mert ona rağmen en iyi oynayanlardan birisiydi. Onu da söyleyeyim. Ben bir de şeyi de anlamadım. Vanspor 1-0 geride hoca Fuat'ı çıkardı. Batuhan'ı aldı. Aynen. Niye risk almadı ki? Hem bir kere böyle bir ha, nokta 1-0 var. Ha 1-0 yenildin, ha 2-0. Zaten gene 8'e çıkacak fark yani. Evet. Böyle risk al. Böyle bir nokta var. Ona da geçiyorum. Transfer döneminde zaten dilimizde tüy bitti. Fuat Babuk çok ciddi anlamda zar transferi. Geçen sene bir kariyerinde iyi noktası var. Batuhan da zar transferiydi. 5 yıldır Batuhan piyasada yok. Batuhan zar transferi değil. Batuhan yanlış transferdi. Ya Batuhan, zar derken şöyle. Zar değil. Batuhan direkt yanlış transfer. Yanlıştı. Ama Fuat son döneminde geçen sene bir çıkış gösterdiği için fiziksel, gol, son vuruş olarak en azından şöyleydi. Yapar mı yapamaz mı noktası vardı ama hep şer koyduk altına. Ne diyorduk? Fuat bir geçen sene var. Ben bu riske girmezdim Batuhan dedi. Batuhan kendini futbola vermiyor. 5 yıldır program yapıyoruz. Bu 6. yılımız herhalde. Bursa Spor'daki iyi dönemlerinde bile söylüyordum. Ya Batuhan kendini vermiyor futbola. Bir de ben şunu anlamıyorum. Van Spor'da bu sene daha çok para var. Geçen seneki kadro daha iyiydi. Metin Can vardı. Muhammed Gönül Açar vardı. Sinan Kurumuş vardı. Geçen sene daha iyi oyuncular vardı. Bu iş nasıl oluyor böyle? Onu da anlamadım. Mesela ben Nurullah'ı beğenmem. Geçen sene de söyledim ama... Nurullah bu iki kaleciden daha iyi kaleci. Gruptaki nedenden dolayı iş yapar demiştim. Geçen sene transferine vesile olan da bendim. Çünkü Samsun tarafıyla olan irtibatımızdan dolayı. Ama ben sana şöyle söylüyorum. Nurullah Kurtuluş'tan daha iyi bir kaleci. Bence Can Tuğ'dan da iyi kaleci Nurullah. Ben Nurullah'ı beğenmiyorum. Bak Nurullah dün Erok maçında da bireysel hatalarda goller yedi. O bir tane... Doğru. Dün kötü oynadı. Nurullah bence iyi değil. Ben şöyle geliyorum. Kesinlikle şu an Nurullah konumuz değil. Kurtuluş noktasından bakarak zaten söylüyorum. Sen bir kaleci alıyorsan daha iyi bir kaleci alırsın oynatırsın anlarım. Ama sen Kurtuluş'u alıyorsun Can Tuğ'un önüne koyuyorsun. Ali Türkan'ı alıp koyuyorsan tamam derim belki. Tabii canım. O lafım ayrı. Olmaz. Veya sana kimi söyleyeyim? Bu grup. Beyaz gruptan Aykut Özer alırsın, tabii, koyarsın anlarım. Doğru, aynen. Ama sen Kurtuluş'u getiriyorsun zaten kötü kaleci. Hüseyin Koç'u getirsen sallıyorum. Aynen. Erbağ'da şu an. Hatta dün de çok iyi bir kurtarış yaptı onu da söyleyeceğim. Cumartesi maçın, derince maçı. Ben Van Spor'da bence Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu 2 üst düzey transfer oldu. Eyüp Akçan da bence üst düzey görüyorum ben. Ben üst düzey demedim bak dikkat ettiysen ona. Aynen. Dedim sana. Eyüp Akçan iyi bir oyuncu daha üst düzey olmadı. Dün Başkan Erol Temel'in de açıklamaları oldu hatta. Ne diyor? Okuyayım istiyorsan. Tabii. Başkan dün pazar akşamı saat 8'de bir programa çıktı. Aynen Van TV'ye katıldı. Doğrudur aynen yerel bir kanalda Van hatta. TV. He doğrudur. Başkan dedi ki şimdiye kadar 180 milyon TL para harcadık. Geçen yılki 42 milyon borcu ödedik. Nurullah ve geçen sezondan birkaç futbolcu bizi alacakları için mahkemeye doğru, verdiler. Doğru var da alacaklar aynen. Doğrudur sen biliyorsun zaten. Geçen senenin 11 milyon prim parasını verdik. Şahsi olarak cebimden 70 milyon harcadım. 70 milyon TL. Kupalarımızı kurtarmak için 1 milyon para verdik. Neyi kurtarmak için? Kupaları kurtarmak için. Hiç kimse karamsar olmasın. Bu takım hak ettiği yere gelecektir. Herkes Van Spor'da oynadığının farkında olacak. Gerekirse kadro dışı bırakırız. Bize bir adım gelene biz 5 adım gideriz ama bir adım da geri gitmeyiz. Herkes bunu bilsin. Biz Van Spor'a gelecek sezonun hazırlıkları için tesis yapacağız. Biz altyapıdan oyuncu çıkaracağız. Hedeflerimiz çok büyük. Van Spor... İban dağıtan, oradan buradan para toplayan bir takım olmayacak. Sportif direktörlüğe şimdilik ihtiyaç olarak görmüyoruz. Taraftar istedi diye değil, başarısız olduğu için Tahsin Tam'ı gönderdik dedi bir de başkan. Zaten öyle. Zaten olması gereken o. Başarısızdı zaten. Ama taraftarlar istedi diye de bence Ümit Bozkurt'u getirdiler. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü taraftar istiyordu Ümit Bozkurt'u. Bilmiyorum sen da. Gördün yorumları. Ya yok yorumları gördüm de hani onlar onu mu...
Bence onu düşündüler, bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Ben hani çok da bir şey diyemem o konuda. Ben öyle düşünüyorum. Ben sadece tek şunu söyledim. Ümit Bozkurt yanlıştı. Ben onu konuştum. Ha, evet. Onlar taraftarı göre mi getirdi, kendileri istişare etti getirdi, bir şey diyemem. Bence piyasada Ümit Bozkurt'tan boşta daha iyi hocalar var. Bülent Akan, Bahattin Güneş benim aklıma gelenler çok direkt. Çok fazla hoca var. Aynen. İş yapabilecek. Evet. Bahattin Güneş yapamaz da buraya gelirse. Öyle mi benim kendi görüşüm. Hoca konularına çok girmeyelim. Ya ben şundan diyorum ona. Yani yapacak hoca çok var. Ben sadece şuna girelim. Başkanın dediği konularda prim borcu evet vardı geçen sene. Bunu zaten biz söylüyorduk. Mahkemeye veren oyuncular var evet biz söylüyorduk. Zaten dedik. Ama şöyle bir nokta var. Bu takımın kurduğu kadro diyor ya mesela başkan. Cebinden verdiği şu kadar bütçe harcandı. Sol açık yok takımda. Harun'dan başka forvet transferi yaptığın kara delik forvet transferi. Şu an takımda bir tane forvet var ha. Fuat Bavuk ben Batuhan hiç saymıyorum. Fuat Bavuk da zaten dedik geçen sene bir kariyeri. Ondan önce kötü. Bir şey yapamasa kimse şaşırmasın dedik. Şu anda da yapamıyor zaten. Doğru. O yüzden problem. Aksaray'da da her şey güllük gülistanlık gidiyor. Gayet iyi oynuyorlar. Özellikle de tebrik ediyorum Şaban Hoca'yı ve ekibini. Kesinlikle. Yakup Ateş de zaten çok dinamik iyi bir kadro kurdu. Yakup Ateş'in de doğum günüydü pazar günü. Nice senelere diyelim aynen, Yakup yani, Ateş'e. Aksaray her anlamıyla iyi kadro kurdu. Bunu sezon başından beri hep konuşuyoruz. Transfer programları birinci hafta, ikinci her hafta konuştuk. Şu anda da bizi yanıltmıyor zaten. Tekrardan da ben Aksaray'ın galibiyetini tebrik ediyorum. Van Spor'u yarıştan bir nevi biraz kopardı. Tabii şu anda köprünün altından çok sular akacak ama evinde iki tane maç kaybetti Van Spor. Elazığ Aksaray. Direkt bunun tahammülü yok. Kesinlikle. Sen ikinci yer oraya gideceksin. Onları da kayda aldın mı? Zor. Çok zor deplasmanlara gideceksin. Cengiz Ötkün'ün ilk defa 11 başlaması hakkında ne düşünüyorsun? Alim yedek kaldı ilk defa. Hoca bir taktik yaptı. Tuttu. Peki sence Şaban Hoca değişiklikleri çok geç yaptı mı? Biraz baskıya da Aksaray. Mesela Yasin Abdioğlu'nu falan daha erken alabilir miydi? Yok, gayet iyi aldı. Öyle yani gibi zaten bir kere 3 tane değişiklik yaptı 66-72. Doğru, orada 3 tane geç yaptı. Geç değil yani, gayet Ercan iyi. Ercan Yazıcı da sakatlıktan döndü bu arada. Evet. Bu maçta bir 20-25 dakika aynen oynadı. Tekrardan da Aksaray'ın galibiyetini ben tebrik ediyorum. Çok değerli 3 puan oldu. Çok çok değerli ama kesinlikle. Ama Van Spor'la ilgili tekrardan söylüyorum, Ümit Bozkurt da olmaz. O da gidecek bence, 3. hoca gelecek. Vallahi olabilir. Benim görüşüm o. İnşallah yanıltır, biz her zaman başarılı olmalarını istiyoruz ama temennimiz değil bu. Görüşümüz bence başarısız olacak. Zaten Van Spor bu gruptan da çıkamazsa sene sonu falan çok çok büyük başarısızlık olur. Çünkü bu grup geçen seneki grubundan çok daha kolay bence. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. O zaman Kocaeli'ye gidelim. Derince Belediyesi. Daha önce Nazilli maçını konuşalım. Ha, tamam. O zaman Nazilli Spor, Arnavutköy Belediye Spor maçını konuşalım. Nazilli şeytanın bacağını kırdı. Kendi evinde oynadıkları mücadeleyi Aydın'da 2-1 kazandılar. İlk yarıda Zahit Fındık, ikinci yarıda da Hakan Çinemre'nin kendi kalesine attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek Aydın ekibi bu sezonki ilk galibiyetini, ilk puanlarını aldı. Hı hı. 0 puanla girmişlerdi çünkü aynen haftaya. 3 puana ulaştılar. Neler söylersin maçın sonucu için? Nazilli şeytanın bacağını kırdı. Vallahi golli maç olur demiştik. Bir daha Notköy tarafındaydı. Ben yenilmez diyordum, yanıldım. Ama Nazilli siftahı yaptı ve ilk galibiyetini çıkartmış oldu. Doğru. Zahit Fındık golünü attı. Biliyorsunuz Zahit'le ilgili hep söylüyoruz. Belli bir noktası var, belli bir şeyi var. Evet. Devreye girerse gol atar, katkı verir diyorduk. Ki kilidi açan oyuncu oldu. Ardından Hakan Cinemre kendi kalesine attı. 2-0'a geldi ve maç tamamen Nazilli'ye döndü. Bence Furkan Balaban'ın kırmızı kartı tam bir amatörlüktü. Zaten transferin yanlış olduğunu söylemiştik biliyorsun. Çünkü daha önce Tarsus'ta falan da oynadı. Stoper oyuncusu. Katkı veremedi. Evet. Yani burada resmen amatör bir şekilde atıldı. Ben öyle düşünüyorum. Arnavutköy Belediye'de de acilen İlker Piran Hoca ile yollar ayrılmalı. Bir de ben biliyorsun hep söylemiştim. Ben Arnavutköy Belediye'yi playoff adayı görmüyorum diye. Senin görüşün hala da aynı mı? Görüyor musun? İlker Hoca birkaç hafta daha devam ederse hiç şansları kalmaz. Bence kötü bir kadroları yok. Ankara Demir'in falan altında kadroları olduğunu düşünmüyorum ama hoca çok önemli. Ya İlker Hoca nereye gitse kötü futbol oynatıyor. Ya iyi futbol oynatıp sonuç alamasa bir şey demeyeceğim. Kötü futbol oynatıyor hoca yani. Hep kötü oynatıyor. Hiç aynen pozitif futbola dair bir şey yok İlker Hoca'da futbola maalesef. Dair bir şey yok ki. Futbola dair bir şey yok zaten. Maalesef öyle. İyi kadro veriyorsun eline, iyi oynatamıyor. Kötü kadronun üstüne çıkartamıyor. Hani bazı hocalar var. Kadrosu kötü adamın futbol oynatıyor en azından aynen yani. Sinekten yağ çıkartıyor. Öyle. Tereyağı değil hani şey çıkarıyor böyle. Şaban'ın vardı ya babam sınıfında. Büyük şey çıkarıyor bazı hocalar.
Ama İlker Hoca iyi kadro veriyor. Iğdır'ı verdin geçen sene. 3 haftada mundar etti takımı. Öyle yani, acı gerçek. Sakarya'ya verdin mundar. Bandırma'ya verdin mundar. Sarıyer'e verdin az daha düşüyordu. İlker Hoca Sakarya'da çalışmadı. Serkan Özbalt'a çalıştı. İlker Hoca Bandırma'da çalıştı. Keçiören Gücü'nde çalıştı. Sakarya gitti ya. Yok, gitmedi. Serkan Özbalt'a gitti Sakarya'ya. Tuncay Şanlı başladığı sene Tuncay'ı almayıp İlker Püren gitti ya. Gitti mi oraya? Tabii. Da? Onu hatırlamıyorum. Bak buradan tekrardan bakalım. Özellikle. Hatta Tuncay Şanlı ile ikinci ligde şampiyon oldular. Hani Ercüment Hoca bıraktı. Sonra Tuncay Hoca'yla yollar ayrıldı. İlker Püren geldi. Biz dedik ya nasıl oluyor ya dedik. Oraya da geldi, geldi mi? Geldi. Ben yanlış hatırlamıyorum. %100. Doğrudur, olabilir. Ben eminim. Hatırlamıyorum cidden. Eminim Sakarya Spor'a geldi. Aynen geldi bak. Geldi. Ha, gelmiş aynen. Kaç maç kaldı? 8 maç. 8 maç. O zaman konuştuk ya nasıl Sakaryaspor alır. Bilmiyorum. Ya ilk... Çok konuşulacak bir nokta yok yani. Her gitti takımda hoca maalesef başarısız oluyor yani. Başarılı olup da biz başarısız demiyoruz. Tabii canım. Bunu herkes görüyor. Ben tekrardan da ev sahibi Nazır'ın galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki de. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç Kocaeli'deydi. Belediye Derince Spor, Erbaa Spor'u konuk etti kendi evinde. Konuk ekip başarılı stoperi Mustafa Şengül'ün golüyle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Onur Tağan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve maç böyle sona erdi. Açıkçası bu 1-1'lik sonucun iki takıma da yaradığını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü Erbaa kendi evinde çok maç kaybetti. Deplasmandan galibiyet çıkarması lazımdı. Derince'nin daha galibiyeti yok zaten. 3 beraberlikleri var. Neler söylersin maçın sonucu için? Vallahi iki taraf için de ciddi anlamda kayıp oldu maç. Bence de. İki tarafta çünkü lige çok kötü başladı. Derince'nin zaten galibiyeti yok. Erbaa'nın da sadece bir galibiyeti bir mağlubiyeti var. 4 puanda. Doğru. O yüzden... Can sıkan bir sonuç oldu bu karşılaşma. Özellikle Erbaa Spor'da da hala neden bekleniyor anlamadım. Ahmetçin gözü acilen yollarına ayrılması gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi bence de hocaya iyi sabretti Erbaa yönetimi yani. Çok şans da verdi. Hı hı. Belki de bu hafta sonu oynayacakları maç hocanın son şansı olabilir. 7. hafta oluyor. Çünkü Nazilli direkt rakip. Evet, oradan da zaten kötü bir sonuç olursa hoca %100 gider diye düşünüyorum. Hı hı. Çarşamba da konuşuruz zaten ama. Belki de gidebilir bugün yarın da. O da olabilir. Şu an programı yapıyoruz. Evet. Bu video hani salı günü yayınlanacak ama gidebilir yani. Çünkü biz bazen program yapıyoruz burada sabah Furkan'la. Öğleden sonra ya da akşamüstü hoca gidiyor. Evet. Çok denk geldik buna. Olabilir senin dediğin tabii. gibi. Sana katılıyorum. Aynen. Ama ben hocaya çok şans verildiğini düşünüyorum yallah. Çünkü bazı hocalar 2-3 maçta gidiyorlar. Aynen. Hoca 6 haftadır burada ve bir ekstrasını göremedik. Erbaa'nın bu kadar kötü bir kadrosu yok yani. Evet. Bu puanı alacak kötü bir kadrosu kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Ankara Demir'den daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben yani. Katılıyorum. Giresun 5 puan olarak topladı mesela. Tamamen gençlerle oynuyor Giresun Spor. Erbaa da aynı puanda değil mi? 4 pardon, hatta bir puan gerisinde. Erbaa'da Bahadır Yıldırım var, Hüseyin Koç var, Oha Vucci var, forvet. Stanley Vucci. Aynen, Mehmet Sıddık var. Aynen. Ya belli oyuncular var. Bu arada dakika 32-33'te Berat'ın vuruşunda Hüseyin çok güzel kurtardı. Yerdeyken bir daha kurtardı. Aynen öyle. Yani haftanın kurtarışlarından birisi oldu. Ahtapot onu da söyleyeyim. Zaten orada iyi bir kaleci Hüseyin. Evet. Geçen seneki Erzincan Spor performansında hep söylüyorduk her hafta. Gayet de iyi oynadı. Ben tekrardan iki takım mücadelesini tebrik ediyorum. Karacabey maçına geçelim. Tamamdır. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'u ağırladı Bursa'da cumartesi akşamı. Serik 1-0 geriye düştüğü maçı Berk İsmail Ünsal ve Erkan'ın golleriyle 2-1 kazanarak çok değerli bir 3 puanla Bursa'dan Antalya'ya döndü. Berk musluğu açtı. İlk golünü attı İlk Berk İsmail'e. Aynen, güzel de bir gol attı sol ayağıyla. Böyle bilardovari bir vuruş yaptı, ince bir vuruştu. Bir de Serik 4'te 4 yaptı. Evet. Son 4 maçını kazandı. Serik Futbol Kulübü'nün galibiyeti kutladığı şeyi gördün mü? Video vardı. Video mu, resim mi? Otobüsün içindeydi oyuncular dönerken. Alihan Kubalas Rambo'ya benziyordu. Kafasına da şey koymuş. Bandana. Zaten oyun stili de Rambo gibi. Çok cesur bir oyuncu. Benim en beğendiğim stoperlerden. Gözü kara. Serik iyi toparladı. Serik'in devre arasına kadar iyi gidip ne yapıp ne edip kulübeyi genişletmesi lazım. 11'i mükemmel, evet. Kulübe çok dar kesinlikle. Bu lig için. Zaten belki mesela alternatifi yok. O zaten ciddi problem yaratıyor. Doğru diyorsun. Öncelikle ben de Serik FK'nın galibiyetini tebrik Tabii ediyorum. Tabii ki de kutluyoruz. 14 puana geldiler ve bir anda 4'te 4 yaparak hem liderle 2 puanlık fark oluştu. Yani 2 puan farkı indirdiler hem de Vanspor 6 puan fark attılar. O da sonuçta var, Vanspor doğru. Bu ligde şampiyon olacak takımların başında geliyordu ama şu anki hem hoca seçimleri hem gidişat kötü noktada. Serik FK da hafta sonunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak sahasında. Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacak. Kazanırlarsa 5'te 5'te yoluna devam edecek. Çünkü Aksaray'ın çok zor bir maçı var biliyorsun. Elazığ ile oynayacaklar. Direkt iki rakip. Menemen de deplasmanda Giresun'a gidiyor. Tabii. O yüzden Serik FK'nın bu iyi gidişatının
sürmesi gerekiyor. Ben tekrardan galibiyetlerini tebrik ediyorum Serik FK'nın. Karacabey'in de mücadelesini tebrik ediyorum. Karacabey bir de kolay bir deplasman değil. Serik önemli bir galibiyet aldı geriye düştüğü maçta. Bunu söyleyelim. Serik Futbol Kulübü'nde kutlayalım. Pazar gününe geçelim. Geçelim. İlk konuşacağımız maç İstanbul'daydı. Beyoğlu Yeniçarşı Spor, Diyarbakır Spor'u konuk etti kendi evinde. Beyoğlu favori olduğu maçta Fatih Bektaş'ın 1, Bilal Budağan'da 2 golüyle rakibini 3-0 yenerek haftayı iyi kapattı. Ve bu hafta sonu oynayacakları zorlu Serik maçı öncesinde de moral buldular. Hem de 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Diyarbakır Spor'da da beklenen oldu. Şenol Hoca'yla yollar ayrıldı. Şenol Hoca daha lisansı çıkmamış, imza bile atmamış. Doğrudur. Zaten burada bir şey konuşmuştuk seninle Şenol Hoca geldiğinde. Biz program yaparken hoca açıklanmıştı. 3 ya da 4 maç kalır demiştik. Hoca 2 maç sonunda gitti. Ya çünkü Diyarbakır Spor'da şu an hangi hoca gelirse gelsin bu kadroyla, mevcut kadroyla bu takım küme düşer. Ya Diyarbakır'ın başına Guardiola da gelse bu kadroyla küme düşer. Yani futbolun dili bir. Ancelotti de gelse küme düşer. Yani onlar, adam orada Haaland'la De Bruyne ile oynuyor. Tabii ki de çok büyük hoca ama oyuncun kadar da hocasın. Kullanırsan bunu, kullanabilirsen. Tabii. Diyarbakır Spor'un kadrosu 3. ligde bile ligde kalmaya oynar. Evet, çok sıkıntılı bir kadro. Bir de bazı kulüplerimiz var. Diyarbakır Spor, Adıyaman FK. Buraya giden hocalarda da ben anlayamıyorum niye gidiyorlar. Zaten 4 maç sonra gidiyorsun yani. Hayır, bir de Diyarbakır Spor'da bu sene hiç kadro yok şu anda. En kötü kadrosu 2. lige geldiğinden. Yani Şenol Hoca'ya geç, hatta bana dün dedi ki bana sövdün mü gömdün mü övdün mü anlamadım dedi. Ne açıdan? Yaptığım yorumlarla ilgili. Hayır, dedim ki hocam övmedim de gömmedim de, yani sövmedim de. Niye? Bir kere övemem. İyi bir kadro yok. O yüzden bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Sövmem. Çünkü zaten kadro iyi değil bir kere. Çünkü ne diyorum? Buraya çok iyi hoca da gelse yapamaz diyorum. Bak, tabii tabii, aynen öyle. Şu an isim vermeden konuşuyorum bak. İyi hoca da gelse yapamaz. Kadro belli. Ben de o yüzden bilerek yabancılardan örnek verdim. Üst düzey hocalardan. Ben de hani o yüzden da gelse bir şey hocalar yapamaz. Gelmemesi gerekiyor buraya. Şimdi mesela dün biz paylaştık özel haberi. Bizi takip edenler yazıyorlar ki hoca ne yapsın? Kadro bal ligi ya da yazmışlar. Ama hoca zaten biliyordu buraya gelirken. Ya, tabii canım. Zaten onu söylemek istiyoruz zaten. Ama hocam, hani hocaların buraya gelmemesi, şu an mevcut kadroda gelmemesi gerekiyor. Ha devre arası gider bu takım. Üst düzey oyuncular alır. Devreye kadar diye bir puan toplar. Örnek veriyorum. Ama şu an kadro çok kötü durumda. Devre yani. Arasına kadar makas açılırsa ama o zaten sıkıntı o da olur. Problem. Şu an bak 3 puan, 4 puan gidiyor. Bu 7-8-9 olursa yanar. Doğru. Sıkıntı olur yani, ben sana söyleyeyim. Katılıyorum. Şu an 6. hafta bitti. Anıl Şahin hala hazır noktaya Yunus gelemedi. Yunus Emre Yalçın kulübede geçmiş iyi bir oyuncuydu ama o da hiç hazır değil. Geçen sene Van Spor'da daha sezon başlamadan sakatlandı. Başka bir şeye gülüyorum, ona geleceğim, yanlış anlaşılmasın. Oynayamıyor şu anda. Bir de diğer noktadan geliyorum. Takımı çalıştıran kaleci antrenörü Remzi Hoca. Öyle mi? Şenol Hoca söyledi. Aa. Yani öyle söyledi. Doğrudur Şenol Hoca dediyse. Lisans çıkmamış yani. O da çok ilginç bir nokta. Lisans yetişmedi mi, ne oldu bilmiyorum. Ama iki haftada lisans nasıl çıkmıyor? Hocanın da bu arada hakkı bitmedi biliyorsun. Hiç imzalamadığı için hakkı gitmedi yani. Ha, ha zaten imzası da gitmiyordu. Bir ay dolmadığı için ama evet, normalde gitmedi yani. Ya bilmiyorum, ilginç şeyler oluyor. Bir şey diyemiyorum. Türk futbolunda her gün, her geçen gün garip şeyler yaşanıyor. Şimdi yani. Şöyle bir nokta var. Takımın bilmiyorum dediğim gibi acilen devre arasına kadar puan toplaması gerekiyor. Yani. Şimdi mesela Anıl oynayamıyor. Hazır olmadı hiç. Hazır için. Değil. Doğru. Yunus Emre sakatlıktan çıktı. O da hazır, hazır değil. Mansur cezalı. Ne zaman geldi onu, yani geldiği tarihle oynanan maçlar var. 8 maç ceza almıştı. Kaç maç kaldı şu an herhalde? 3 hafta geçti. 5 maç, 4 maç daha var gibi duruyor. Eğer o 8 maç indirilmese, Mansur geçen sene Siirt'e gitti. Takım kümeye düştü. Adıyaman'a gitti. Gene kümeye düştü. Diyarbakır'a geldi. Bu da düşerse artık. Ahmet'ten gitti. Ahmet bir üst lige çıktı. Aynen. Yani gittiği bir anda hat-trick olacak düşme anlamında. Yani Diyarbakır'ın acilen transfer yapması lazım bak devre arası. Yani şu takıma 6-7 falan bu değil. Bu takım devre arasına kadar kaç puan toplayabilir? Bir şey diyemem ama şunu söylüyorum. En azından şu takım bir 10'a yakın puan toplaması lazım. 9-10 toplasın ki şansa devam etsin. Çünkü diğer takımlar da toparlayamaz. Ben sana söyleyeyim yani. Doğru. Derince merince de zor. Ha, Giresun tahtası kapalı. Giresun'un işi çok zor. Yani bir 10-12 falan toplaması lazım Diyarbakır'ın. Doğru diyorsun da bakalım nasıl 9, toplayacak. Yani 9-12 arası diyeyim, hadi öyle anlaşılsın. Ama zor yani. Çünkü devre arası sen bak hamle yaparsan Karacabey gibi düşün 3 sene önce. Rezalet bir kadrosu vardı. Bir transferler yaptı. İkinci devre 13-12. O grup bundan iyiydi bir de. Orada daha çok puan topladılar. Düşün işte, bu daha zayıf olduğu için avantajım var. Tabii, yap tabii. Seri galibiyetlerle götürme ihtimalim var. O yüzden Diyarbakır Spor'un devreye kadar puanları toplayıp devre arasında kaliteli
9-10 tane oyuncu alması lazım. Bakalım toplayabilecek mi? Beyoğlu da önemli bir 3 puan aldı. Aynen, Beyoğlu zaten kazanır demiştik. Beklediğimiz gibi kazandı. Ben bu maçın çok hoş olduğunu düşünmüyorum zaten. Katılıyorum sana. Aynen öyle. Şu anki mevcut Diyarbakır kadrosuyla. Aynen öyle. Maalesef Diyarbakır Spor'un durumu çok kötü. Bir diğer maça geçelim. Buca maçına. Sen çünkü Buca maçına atlamışsın. Çok pardon. Özür dilerim. Cumartesi günü Buca Spor Giresun Spor maçı vardı. Aynen. Çok pardon. Buca Spor kendi evinde önemli bir galibiyet aldı. Ki goller geç geldi maçta ama Buca Spor aslında çok üstün oynadı. Ben maçın geneline baktığımızda. Yasin Öztekin'in ve Selahattin'in golleriyle, birer golüyle Buca Spor 2-1 kazanarak önemli bir 3 puan aldı. Uğur Hoca ve öğrencileri de gayet iyi performans sergiliyorlar. Yasin'in de sakatlıktan golle dönmesi önemli bir moral oldu bence. Giresun Spor üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Giresun Spor çözülmeye başladı. Tahtası da kapalı. Normal. İlk haftalarda dirençleri vardı eyvallah ama tahtası kapalı olan takımlar bir yerde duruyorlar. Çünkü Buca'nın da tahtası kapalı ama Buca'da 10 tane tecrübeli oyuncu var. Evet. Giresun Spor'un hepsi 18-19-20 yaşında. Buca'ya da o noktadan alacağım. Buca'nın da devre arası tahtayı açıp transfer yapması lazım. İnşallah. Çünkü bu takımın yaş ortalaması yüksek. Doğru. İlerleyen haftalarda kırılmalar başlayacak. Sakatlıklar olacak, performans düşüklüğü olacak. Tabii. Kadron dar olduğu için hamle gücün zaten yok. Oradan yanacaksın. Maalesef. O yüzden Buca Spor'un devre arasına kadar maksimum puanları toplayıp zirveden uzaklaşmayıp devre arası kaliteli transferler yapıp biraz takımı dinamikleştirmesi de gerekiyor. Çünkü bak çok fazla yaş ileri oyuncu var. Geçen seneden biraz daha kondisyonları falan yüksek. Bunu İyi, Buca Spor tarafıyla konuştuğunda da söylüyorlar. Geçen seneden biraz daha üst seviyedeler ama bu söylediğimiz etkenler var. Düşerler yani, anladın mı? Aşağıdan. Çok 30 üstü oyuncu var. İyi oyuncular ama çok yaş olarak ilerideler. Kesinlikle. Bu gruba yetiyorlar ama. Evet. Ya beyaz da olsa zorlanabilirlerdi ama. Kırmızı da yetiyor şu anda aynen. Bu grup için ideal bir, hani bu grup bu oyuncu topluluğu için ideal bir ortam. Kesinlikle. Onu da kullanıyorlar ama iyi kullanıyorlar. İşte devre arasına kadar da bir kafa kafaya gidip devre arası hamle yapmaları, yani tahtayı açıp transfer yapmaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki Buca Spor'dan devre arası iyi hamleler bekliyor musun mesela? Vallahi başkan tahtayı açacağız dedi. Tabii ki ilerleyen süreçte değişebilir, açılmayabilir, açılabilir. Açılırsa o zaman konuşuruz. Zaten bize bilgiler gelir. Biz zaten burada anlatırız. Belki şöyle de yapabilirler. Devre arası atıyorum. Tahtayı açarlar ama az oyuncu alırlar. Sallıyorum. Bakalım. Parayı seneye aktarmak için. Yani tutmak için. Bu sene grup kolayken de bunu değerlendirmek istemiyorlar. O da olabilir. Çünkü Buca Spor tahtası kapalı falan bir takım. Eyvallah ama hani taraftar desteği olan iyi bir takım. Yani iyi hamleler yapıp bir anda olumlu anlamda garip işler yapabilirler. Tabii yani, o yüzden bir devrenin sonuna doğru bir görelim. Bekleyelim doğru. Yani şu anda net bir şey söylemek doğru olmaz. Aynen öyle. Peki Giresun Spor çözülmeye mi başladı? Giresun düşer zaten. Ben bunu daha transfer programı geçen sene söyledim birincikteyken. Düşecek dedim biz ikincikte de. Aynısını söylüyorum. İşleri çok zor maalesef evet. Çotanakların. Buca Spor'u tebrik edelim. Aynen. Yasin Öztekin de sakatlıktan iyi dönmüş evet, oldu en azından. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ona tekrardan. Onu belirtelim. Yeni Mersin İdman Yurdu Soma Spor maçına geçelim. Yeni Mersin İdman Yurdu yeni hocası Ergün Pembe ile çıktı. İlk maçta çok kritik bir galibiyet son aldı. Dakikada. Son dakikada Ömer Çakı'nın güzel golüyle kıymetli bir 3 puan aldılar. Soma Spor bence daha iyi oynadı maçın genelinde ama futbolda yazılı olmayan bir kural vardır. Atamayana atarlar. Aynen. Soma Spor atamadı. Son dakikada da bunun bedelini ödedi. Evet. Senin yorumun ne olur? Ergün Hoca'nın ilk galibiyeti kesinlikle için. Öyle oldu. Mersin'in de galibiyetini tebrik ediyorum. Hatta Soma Spor'un da bir topu direkte patladı biliyorsun. Evet. Daha çok fazla pozisyona giren, üretken olan noktadaydı ama değerlendiremediler. Özellikle Mersin'in de bir galibiyet alması lazımdı. Kesinlikle. İlk galibiyetlere geldi ki Ergün Pembe Hoca'nın ilk maçıydı zaten biliyorsun. Daha önce de Tarsus'ta çalıştı biliyorsun Ergün Pembe. Aslında şimdi Mersin'de bildiği bir şehire geldi yine şehirde. Zaten. Doğru diyorsun. Bakalım ilerleyen süreçteki istikrarı nasıl olacak ama ben Ergün Pembe'den bir beklentim yok. Hafta sonunda direkt rakibiyle maçları var Diyarbakır O maç Spor'da. Pazartesi günü bu arada. Evet. Türkiye Kupası'ndan dolayı aynen. Hafta içi. O da çok ilginç. 15.30'daydı herhalde hatta. Olabilir. Ben saatine baktım yanlış hatırlamıyorsam. Valla Mersin çok kritik bir galibiyet aldı. Soma Spor'un bence bu oyunuyla ava giderken avlandı resmen. Yani kesinlikle. Bir puanla ayrılabileceği yerden puanslar elleri boş döndüler Manisa'ya. Evet. O kötü oldu. Kesinlikle öyle. Tekrardan da ben Mersin'in galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki de. Bir diğer mücadeleye geçelim. Karaman Futbol Kulübü, Ankara Demirspor karşılaşması. Bu maçı Karaman 9 kişi tamamladı. Ki Karaman 10 kişi kalana kadar özellikle maç ortada gidiyordu. Sabrican 45 ve 52'de iki sarı kart gördü üst üste 7 dakika arayla ve atıldı. Ama ben bu maça başlık atsam, gazetede falan çalışsam şöyle bir başlık atardım. Karaman FK
10 kişi kalmanın bedelini ödedi diye. Çünkü maç berabere bitecek gibi duruyordu. Fakat Karaman'ın eksik kalması Karaman'ı mahvetti ki Karaman'ın bu maçta alacağı bir puan bile çok kötü değildi. Tabii. Çünkü geçen hafta 3 puan almışlardı. Karaman'ın alacağı her puan bu kadrosuyla çok kıymetli. 1 puan alacakken elleri boş kaldılar. Maçı da 9 kişi tamamladılar. Ankara Demirspor kırmızı grupta bana göre en başarılı takım ilk 6 haftada. Çünkü Ankara Demir açık ara en mütevazi kadroya sahip. Bence Menemen'den de daha mütevaziler. Ben öyle düşünüyorum. Hiç taraftar destekleri yok. Biliyorsun çok boş tribünlere oynuyorlar. Menemen'in gene içeride bir taraftarı zeminleri var. Zeminleri bakımdaydı biliyorsun. İlk maçı oynayamadılar. İlk maçı kendi evlerinde oynadılar ama taraftarsız oynadılar. Taraftar alınmadı pardon, stada. Yanlış söyledim aynen. Tribünde bakım olduğu doğru, için. Doğru yanlış söyledim. Hani Ankara Demirspor bana göre ilk 6 haftanın kırmızı grupta en başarılı takımı. Menemen'den hani Menemen'le beraber diyeyim. Yani Menemen'in de kadrosu mütevazi ama Menemen'de Mazlum var, Onur Akdeniz var, Hakkı Türker var en azından alt liglere. Burhanettin Hoca var bir kere. Tabii bu ligin çok klas hocası Burhanettin Hoca. Ankara Demir müthiş iş çıkarıyor. Yorumun ne olur? Ya kesinlikle sana katılıyorum. Tekrardan da galibiyetlerini tebrik tabii ediyorum. Ki de. Kaleci Süleyman'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakatlandı aynen biliyorsun. Öyle, çok geçmiş yerine olsun. Kaleci zaten bir dakika ben yanlış mı baktım? Yo acaba doğru Deniz girdi. Tamam pardon. Deniz de Iğdır'da oynadı. Aynen. Yedek kaleci. Yok bir anda şeyden yaptım. Önümdeki listede Süleyman'ı bir anda göremedince dedim acaba yanlış mı konuştum diye. Oraya baktım. Doğru Deniz girdi. Bir de şöyle bir nokta var. Özellikle baktığımız zaman da mesela biz geçen hafta ne söyledik maç öncesi programında? Sabrican Vural'ın iyi performansı söyledik. Gol attı dedik Erbağ maçında. Adam ikinci hafta hemen atıldı. Nazar mı değdi? Yok Sabrican bu zaten. İstikrar yok. Sabrican önemli takımlara da gitti. Özellikle aynen. Çorum'a. Onu kullanamamıştı. Aslında burada iyi başladı. Gereksiz bir kırmızı kart gördü. Evet. Yani bir rayına otursa şöyle aynen. Güzel i̇şte olacak. İşte bu olmadığı için zaten aşama kaydedemiyor. Maalesef. Bu ciddi problem. Ben Ankara Demirspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Gerçekten sana da katılıyorum. Gayet iyi gidiyorlar. Abdullah Fettah Kaldırım Hoca resmen takım havaya kaldırıyor. Doğru diyorsun. Her yeri kaldırıyor yani. Maşallah. Kaldırımı kaldırıyor. Başka aynen, şeyleri aynen. kaldırıyor. Takımdaki oyuncuların motivasyonu yukarıya kaldırıyor. Bütün takımdaki oyunculara bence benim kendi görüşüm. Katılıyor musun bilmiyorum. Ne derler? Formanın hakkını vererek onları forma sahaya, adaleti var forma diyorsun adaletini takımda. Sağladı, hani. Aynen. Ankara Demirspor şu an çok iyi gidiyor. Tebrik aynen. edelim özellikle Ankara Demirspor'u. Ben bu arada Abdullah dedim galiba. Abdülfettah kaldı. Abdülfettah. Aynen. Abdullah değil. Abdülfettah. Aynen. Bu sezon geldi hoca evet. zaten. Bu yaz geldi. Yaz döneminde geldi. Biz hatta ilk gelen hocaların başında ilk haberi çıkan takımlardan hatta birisiydi. Hatta Muhammed Aka Gündüz'le beraber aynı dönemde geldiler. Evet. Muhammed Hoca gitti Ankara Spor'dan. Evet. Abdülfettah Hoca yola devam aynen. diyor. Helal olsun. Kaldırım tebrik Hoca ederim. Geldi. Takım havaya kaldırdı. Aynen öyle. Son konuşacağımız maçta Elazığ'da. Aynen. Benim ağır yanıldığım bir maç oldu. Onu söyleyeyim. Ben Elazığ Spor'u favori görüyordum. Aynen, sen çok ağır gördün. Doğru. Ben zaten yanıldım yok, kabul yok, ediyorum. Yok ben de sana söylüyorum. Menemen Futbol Kulübü. Elazığ Spor Menemen Futbol Kulübü'nü ağırladı. Menemen Burhanettin Hoca önderliğinde muhteşem net bir kazandı, galibiyet net. Aldı. Ki Menemen'in 3 eksiği vardı bu maçta. Emirhan genç milli takıma gitti. Burak sakattı. Ayrıca geçen hafta Seçim kırmızı kart görmüştü Seçimcan. Ama valla Burhanettin Hoca'ya o eksikmiş, bu yokmuş, şu evde kalmış, hani bu dışarı çıkamamış fark etmiyor. Hoca'ya helal olsun. Soma'da zaten büyük işler yaptı. Şimdi geldi Menemen'de resmen acılı Menemen yapıyor yani burada hı hı. hoca rakiplere. Çünkü Elazığ Spor sadece bu ligin değil, profesyonel liglerin en formda takımıydı maçtan önce. Hatta Real Madrid bile yenilmişti. Dünyada yenilmezlik serisi Elazığ Spor'daydı ama 27 bin taraftarın önünden böyle genç bir kadroyla 3-0 çıkmak her baba yiğidin harcı değildir. Burhanettin Hoca'yı özellikle kutluyorum, helal olsun. Çünkü birçok hocamız var, her şeyden şikayet ediyorlar. Bildikleri halde oralara gidip daha geçen en büyük bombayı Okan Buruk patlattı. Ne dedi? Letonya takımını yenemedi, Osimhen olsaydı kazanırdık dedi. Ha. O takıma karşı Furkan'la ben çıksam 10 dakika oynasak kazanması lazım Galatasaray'ın. Adamlar güvenlik görevini işini bıraktı. Aynen markette çalışan, kasapta çalışan adamlar falan filan. Burhanettin Hoca Soma'ya... Onlar doğru mu acaba? Çoğu doğru. Oradaki Faro'da, Letonya'da biliyorsun ek iş yapıyor birçok futbolcu. Orada futbol profesör birinci spor bile değil orada. Aynen. Daha farklı sporlar birinci sporlar. Burhanettin Hoca Soma'da kaç yıl çalıştı düşük bütçelerle büyük iş yaptı. Buraya geldi. Menemen tüm babaları kaybetti geçen seneden. İki aynen. oyuncusu kaldı. Gene iş yapıyor. Ya bazı hocalar da sürekli şikayet ediyor. Tabii ki Burhanettin Hoca'yı öleceğiz. Ve Van Spor'a da 8 puan fark attı bu takım. Aynen öyle. Yani şampiyonluk parolası kurulan Van Spor'a
8 puan da fark attı. Öncelikle Menemen FK'yı, Burhanettin Hoca'yı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Ben Elazığspor'un belli noktalarda iyi kadrosu olduğunu söylüyorum ama ben bir şey söyledim Elazığspor'la ilgili. Bu takım şu anki mevcut kadroyla şampiyon olması zor. Hem direkt anlamda hem playoff anlamında. Yani bu takıma daha takviyeler istiyor. Yani devre arasına doğru kadar zirveye yakın gidip, kafa kafaya gidip takviyeler yapması gerekiyor. Yani Elazığspor'un ben bu şekilde kaybetmesine de çok şaşırmıyorum. Yani ben sana söyleyeyim, hani Menemen genç bir takım da olsa. Skor çok ağır oldu Elazığ için. Ama normal, bu takım bir noktada kırıldığı zaman da bu skorları alabilecek bir takım. Kaleci İsmet'in yediği ikinci gol tam bomba. Evet, İsmet Yumak. Facia bir gol yedi İsmet. Mesela söylüyoruz onu mesela. Konuşuyoruz zaten. Mesela geçen seninle, hafta doğru penaltı kurtardı ama bu hafta da yaktı takım mesela. İkinci yediği gol çok kötü İsmet'in. Orada maç koptu zaten. Öyle mesela gol yenmez. Mesela Kerem Tıray çok 90 dakika. Yani kalmamalıydı bu 90 dakika. Sakatlıktan çıktığı için de mi diyorsun? Hem ondan bir de performansını vurmuş yani. Gördük sahada. Dün bence Elazığ Spor'da en iyi oynayan Beykan'dı. Bir şeyler yapmaya çalışan adam Beykan'dı, Mahsut zorlayan. Mahsut da çok savaşmaya çalıştı ama yanındaki oyuncular da çok verimsizdi bu yetmedi hafta. Bir de Hakkı Türker gol atarak Elazığ orta sahasına da üstünlük kurdu bir de. Mahsut'un Van'da yaptığını Menemen'de Hakkı Elazığ'da yaptı. Evet. Deplasman'da. Buradan Menemen öne geçti bir de. Bir de Menemen son 20 dakikaya 10 kişi oynadı. Orada bir de 3. golü buldu. Aynen. Menemen gömüldü maç boyu. Burhanettin Hoca Mourinho'nun Inter'de yaptığını yaptı. Otobüsü çekti, kontralarla vurdu. Aynen, Burak Avşar rakibine atıldı ama 10 dakika sonra 3-0 oldu. Evet, orada bile gol buldular. Erhan Öztürk, hani, diyorum, yanlış söyledim. Gömüldüler, gittiler golü attılar. Gömüldüler, gittiler golü attılar. Aynen öyle. Ama Elazığ da bunu Van'da yaptı. İkinci golde Yusuf Mert Tunç. Normal zaten bu futbol, bir şey demiyoruz. Aynen ki, bu zaten bu taktik aynen. Gayet de tutan taktik ve işe yarayan taktik. Ben tekrardan Menemen'in galibiyetini tebrik ediyorum. Haftanın en karlı 3 takımından 3'ü birisi oldu Menemen. Menemen, 68 Aksaray ve Serik VK bu grupta, ben öyle düşünüyorum. Ben ama haftanın takımına Menemen derim. Sen? Tabii ki, net. Çünkü Aksaray'ın malzemesi var. Serik'in kadrosu var. Aksaray'ın kulübesi bile 10 numara ama Menemen'in kadrosuna bakınca, birçok oyuncu beni yanlış anlamasın, yolda yürüse bazı oyuncular tanımazsın Menemen'in kadrosunda. Hı. Ama Burhanettin Hoca öyle bir takım yarattı ki. Geçen Van maçında 10 kişi kaldılar, gene daha iyi oynadılar. Zaten 3 top direkt. Orada bile gol atacaklardı burada olduğu aynen gibi 10 kişiyken. Kalmasa alırdı maçı zaten o gün. Benim. Katılıyorum o sana. Daha iyi oynadılar. 10 kişiyken bunu yapıyorlar. Bu çok kıymetli. Kesinlikle. Ve isimsiz oyuncularla yapıyor hoca. Bir buradan futbolu yakından takip edenler Mazlum'u bilir, Onur'u bilir. Hakkı'yı bilir bir de. Hakkı da Adana'da oynadı. Aynen. Başka oyuncuların çoğunu tanımazlar alt ligleri takip etmeyenler tabii ki dışında. Kesinlikle öyle. Ben tekrardan Menemen'in galibiyetini tebrik ediyorum. Kazanan tüm takımların galibiyetini tebrik ediyorum. 7. hafta maçtan öncesinde yine Perşembe günü inşallah konuşacağız. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Sen buradan mesajı verdin, Perşembe yapalım diyorsun zaten yani. Zaten öyle, çünkü Çarşamba'da Türkiye Kupası maçları falan var. Ha, maça gideriz falan belki. Ama ondan değil, bir de çok maç var Çarşamba günü. Doğru, çok fazla var. O yüzden Perşembe yapmaya daha mantıklı, çünkü mini maçlar olduğu için zaten birinciliklerden... Çarşamba maçlar... biraz kupayı da takip ederiz, takımların ya, son kupayı durumunu. Takip etmekten gerçi değil ya. Çoğu yedek çıkar, sana katılıyorum ama. Kupanın önemi yok, yine kupası ya. Doğru diyorsun. Süt kupası gibi kupa. Türkiye yani. Kupası'nın sistemi... Aslanı kediye boğdurmak diye bir tabir vardır. Öyle olmasa da zaten alt ligdeki takımlar önemsemesin zaten. Çünkü zaten devam edemezler yukarıya kadar. Orada sana katılıyorum ama hani Türkiye Kupası'nda da böyle saçma bir statü olmamalı. Aynen. Yani alt lig takımları üst lig takımlarına meze yapılmamalı. Tabii. Fenerbahçe Anadolu'ya gelmeli, Galatasaray gelmeli, Beşiktaş gelmeli. Çünkü buradaki birçok takım, hiç üst ligde oynamayan takımlar var biliyorsun. Oradaki insanlar da o takımları izlesinler kesinlikle mesela. Hani o yüzden diyorum. Hı hı. Tek maç eleme sistemi olsun, sürprize açık olsun. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum. İnşallah o zaman Perşembe görüşelim. İnşallah. Hani görüşürüz diyorum. Hı hı. Maçlarını kazanan tüm takımları özellikle tebrik edelim. Tüm şehirlere de selamlarımızı gönderelim. Bizi evet, izlediğiniz için de çok teşekkür edelim. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.